Günaydın. Bugün 14-15 artı ben de bilmiyorum yıllık. Arkadaşım geldi Amerika'dan. Eski yüzücü, eski rekortmen. O geldi fitness yapmak için. Onunla beraber fitness yapacağız. Daha sonra ben okula gideceğim. Şimdi birkaç tane güzel hikaye anlatacağız Berkay'la. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bu pazar Boğaz Yarışı'na gireceğim işte. Hayatımda ilk defa. Berkay merhaba desene. Berkay yanılmıyorsam 2006 yılında birinci olmuştu bu Boğaz'da. Yani 11 yıl önce birinci olmuştu. Ben 2017'de ilk defa gireceğim. Bakalım. Birkaç taktik verecek birazdan bana. Berkay şimdi Amerika'da. Yıllardır Amerika'da yaşıyor. Kendisi biraz zekidir. Stanford'da master yapıyordu arkadaş. Berkay'la yıllarca beraber yüzdük ışıkta. Ben, Berkay, Bertu, işte Yunus. Bizim takım yani. Berkay da eski Türkiye rekortmenlerinden bu arada. 400 karışık rekoru ona aitti zamanında. Şimdi bir tane hikaye anlatmamız lazım. Her Berkay'la bir araya geldiğimizde bunu konuşuyoruz. Bu arada ben... Konuş. Kaç seneden sonra ilk defa beraber antrenman yapıyoruz? Onu da söyleyeceğim. Ben Amerika'ya 2009'da gittim. Şu an 2017. 8 yıldan sonra ilk defa antrenman yapıyoruz beraber. And it feels good. Şimdi bu şarkıyı açmamın sebebi şu. Bizim Berkay'la çok meşhur bir hikayemiz var milli takımlarda. 2006 ilk milli takımımız. İkimiz için değil mi? Senin de öyleydi Berkay. Aynen. 2006 İngiltere ilk milli takımımız. Gidiyoruz. Ben Berkay'la kalacağım odada. Gittik odaya. İlk günümüzde ilk milli takımımız. İnanılmaz heyecanlıyız tabii. O zaman bu şarkı çıktı. Bayağı meşhur bir şarkı Justin Timberlake'in. Ne oldu bilmiyorum. Hayır, ne oldu biliyor musun? Söyle bakayım. Bu şarkı nereden çıkmıştı? Televizyon mu? Televizyon vardı, televizyonda vardı. Ben yıkanacağım diye küveti açtım. Dur. Küveti... küveti açtın, küvet su doluyor. Ben de nasıl gaza geldiysem orada, biz bir 22 katlı mı yüksek, bayağı yüksek böyle kaldık. Oradan tüm şehri görüyorsun. Çıktım şeye, pencerenin kenarından. Üstsüz. Ama gece 12'de bayağı kimse görmez diye başladım böyle tişörtle birlikte dans etmeye. Dans etmeye başladım. Bu arada küvet doluyor. Bende de mayo var. Baktım Berkay dans ediyor bu şarkıya. İşte küçüğüz biliyorum. Ben de başladım dans etmeye. Odada dans ediyoruz böyle. Kendimizi bir kaptırdık ama yani. Aynen. Bayağı bayağı gitti. Biz küveti müveti unutmuşuz. Kapı kapalı. Ben en son şu sahneyi hatırlıyorum. Dans ediliyor. Şöyle bir baktım. Böyle tuvaletin kapısının altından simsiyah bir şey böyle yayılıyor odaya doğru. Ben bir anda dank ettim. Ah dedim ben duş alacaktım. Yarım saat önce falan. Gittim bir kapıyı açayım dedim tuvaletin kapısını. Küvet dolmuş, taşmış. Bütün sular odaya. Böyle odaya. Ah dedim bittik. İlk milli takımımız. 14 yaşın kaç yaşındayız? 12 yaşındayız. 12 miniciyiz. Ben dedim bittik. Bittik. Gittim hemen tuvaletin şeyini açtım. Su gitti. Bütün oda su. Nasıl nem kokuyor? Ölü. Oda. Öyle bir rutubet kokuyor. Rutubet, nem. Öldü oda. Biz bir başladık. Abi bunu ben çok iyi hatırlıyorum. Yarış var 2 gün sonra. Biz kimden havlu toplayabilirsek topladık havluları. Başladık. Bildiğiniz havluyu alıyoruz. Şıp 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 yapıyoruz. Gidiyoruz küvete. Sıkıyoruz havluyu. Geri. Böyle portatif ütüler var böyle. Onu açtık. Havluları sıkıyoruz. Azıcık ütülüyoruz. Devam. Bütün gece onu yaptığımızı hatırlıyorum. Ve bir sonraki sabah sırtım, belim, bacaklarım bitmiş. Ölüyüz. Ve tüm takım... Berkay söyle. Tüm takım bizim yüzümüzden otel değiştirdi.
Ve biz gittik. Bizi otele attılar dışarı. Aynen. Başka otele gitmek zorunda kaldık. Bu bizim efsane hikayelerimizden biridir Berkay'la. İlk mini takımımızda, ilk günümüzde bu başımıza geldi. A few moments later. Evet, fitnessimizi bitirdik. Berkay, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi bir an önce duş alıp okula gitmem lazım. Kamerayı unutmayalım. Evet, okul zamanı. Of. Kafam patates gibi oldu bugün ya. Filozofi dersi alıyorum da. Bugün Alman filozofları öğrendik. Üf. Çok deli şeyler vardı. Okey, antrenmana gidecektim. Yalnız planlı bir değişiklik oldu. Bu pazar Boğaz yarışına gireceğim. Ender hocamız da giriyor bu Boğaz yarışına. Dedi ki Ediz gel, Boğaz'da yüzelim. Ben de kabul ettim. Fakat şöyle bir şey var, bu eski mayolar yasaklanmıştı 2009'dan sonra. Fakat Boğaz yarışında bunları giyebiliyoruz. Yani bu demek oluyor ki... Yes. Evet, bunu 2008'de almıştım. Yaklaşık 9 yıldır bunun içinde. Şimdi açmam lazım bunu tabii. Evet. Şimdi gidip bakalım bu mayoyu deneyeceğim. Öf. Biz bunları nasıl giyiyormuşuz zamanında hiç bilmiyorum. Ama galiba oldu. Evet, tabii eskisi kadar fit değilim ama. Yıllardır ben Emirgan'da yaşıyorum. Ama ilk defa şimdi buradan denize gireceğim. Burada tabii sürekli hep insanları görüyorum giriyorlar denize. İki kez olimpiyatlara gitmiş bir sporcu olarak. Buradan beni suya atlayacağımı hiç tahmin etmezdim. Bakalım şimdi ne olacak. Aynen. Ender Hoca'nın taktikleri alacağız bakalım. Taktikler eskidi benim. Bertu'ya danışmamız lazım. Hadi bakalım. Ömer'i geçmek için taktik gerekiyor. Güzel güzel olsun olsun. Güzel olur. Güzel doğal. Beni ezmez inşallah ya. Hayır ya. O kadar gitme ama. Tamam haydi. Boğaz'a ilk atlayışım. Cidden öyle ama bu arada. Atlıyorum Tolga Hoca. Tamam, zorluyorum. Korkma. Evet, Deniz yaklaştı. Bize doğru çıkıyor. Yarış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Boğaz yarışına hazırız. Antrenmanlarımız full gaz devam ediyor. Senede bir. Hadi devam edelim. Ben de sert. Nasıldı su? Ediz'cim. İlk Boğaz antrenmanı. Biraz soğuk gibi geldi ama baştan bayağı ısındırdı bayağı. Geliyorsun, devam mısın? Patlayacağım lan. He, geliyorum, geliyorum. Tur 2. İpe dikkat et. Tur 2.